gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz, Alman devi duyurdu, Türkiye'den ihraç edeceğiz diyerek dolarları Türkiye'ye göndereceğini söyledi. Değerli izleyenler, Alman perakende ve kahve devi Tihipo, Türkiye'de yatırımlarına hız verdi. Türkiye'yi kahvede merkez haline getirmeye hazırlanan marka, paketleme işlemi için ortak arayışına girdi. Marka 2027'ye kadar da mağaza sayısını 2 katına çıkaracağını duyurdu. Türkiye, dünya kahve tarihine yön verse de tüketim konusunda çayın gerisinde yer alan kahve tüketimi son yıllarda hızla yükseliyor. Dünyada en fazla kahve tüketilen ülke 11,6 kilogramla Finlandiya zirvede yer alıyor. Finlandiya'yı yıllık kişi başı 10 kiloluk tüketimle Norveç, 8 kiloyla da İzlanda takip ediyor. Türkiye ise bu listede henüz üst sıralarda yer almıyor. Türkiye'de 10 yıl önce kişi başı yıllık kahve tüketimi 350 gram civarındayken bu rakam 1,2 kilogramı aşmış durumda. Bunda kahve zincirinin ve dev markaların rolü büyük. Bu markalardan biri de Tribo. Alman perakende ve kahve devi şirket Türkiye'de kahve odaklı yatırımlarına hız verdi. Globalde 1000'in üzerinde mağazası olan, yaklaşık 20.000'in üzerinde satış noktası bulunan ve 70 ülkeye ihraç yapan şirket, Türkiye'yi merkez haline getirmeye hazırlanıyor. Değerli izleyenler, marka Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, Türkiye'de her yıl hedeflerini büyüterek devam ettiklerini söyledi. Ulutürk sözlerine şöyle devam etti: "Başlangıcımız aslında kahveci. Kendi özel tarlalarımızda üretim yaptırıyoruz, topluyoruz ve bunlar Almanya'ya gidiyor. Almanya'dan da Türkiye'ye geliyor. Burada kahveleri paketleyip ve ihraç etmeyi planlıyoruz. Türkiye'de Türk kahvesinde pilot başlayıp sonra çözülebilir kahvelerle devam etmeyi arzuluyoruz. O yüzden kahvelerin bulk olarak gelmesi ve Türkiye'de Türk kahvesi için paketleme işlemlerinin yapılması özelinde bir projemiz var. Bu nedenle paketleme işlemini yaptıracak bir ortak arayışındayız. Bu stratejiyle markayı daha fazla ürettirmeyi planlıyoruz," dedi.